Siyonitik. Nefes alamıyor. Hemen 20 miligram etomidet, 120 miligram saks. Çabuk. Hızlı. Hızlı. Tamam. Tamam. Sakin. Şimdi iyi gelecek. Evet. Tamam. Bu tamam. Bu da tamam. Bayılıyor. Bayıldı. Ben artık uzman oluyorum abi. Artık sen olmadan gireceğim içeriye. Bana şans dile. Başlayabiliriz. Evet. Ne oldu? Fenalaşmış. Entübü çıkarmıştı hocam. Uyuttum. Ama solunumu kontrol et. Tamamen kapanmış. Ödem çok fena durumda. Trakeotomi yapacağız bir süre. Başlayalım. Dur. Başka bir yolu var mı? Retrograd yapabilirim ama 4 dakika daha uzun sürer. O kadar vaktimiz var mı? Elbette yok. Tam 45 saniye var. Ne? Bazı şeyleri düzeltmek için şoklamak gerekir. Sen bu aralar tutuksun. Bebeğe de müdahale edemedin. Bari bunu çöz. Ali şu anda kendi ameliyatını yapıyor. Sevgilinden geri kalmak ister misin? Al. Aferin. Ne arıyoruz? Gırtlak kıkırdağıyla tiroid zarı. Kanama yoksa doğru yoldasın demektir. Hava kaçağı olması lazım. Oldu. Kılavuz seni. Buradan sokup, buradan çıkaracağım. Klem. Nefes tüpü. Valf açabiliriz. Solunum açık. Bari bir de çay kahve isteyin. Aferin, 45 saniye. Hocam bir saniye, pardon.
Ezgi Hanım yazmış galiba. Babam değil. Nasıl? Burhan Bey. Nasıl yani? Aşağılık herif. Anestezi cihazını 5 santim geriye alalım lütfen. Yaptım hocam. Endoskop monitörünü de 3 santim saat yönüne çevirelim lütfen. Hı hı. 1 santim de saat yönünün tersini lütfen. Tabii. Yaptım. Tamam. Hazır mısınız? Hazırız hocam. Neymiş o? Vekaletin. Gitmeye çalışıp durdun. İstemiyorsan ameliyat olmak zorunda değilsin. Ne alakalı? Sen hiç bana seçme şansı vermedin baba ama ben sana veriyorum. Ölmek istiyorsan işte bu kadar. Tamam, öl. Ben karışmayacağım. Sen beni ölümle korkutabileceğini mi sanıyorsun? Ne yazılmışsa o olur. Benim korkum o değil. Benim korkum... Neyse, korkun ne? Çektin gittin. Hor gördün babanı. Hor görmedim baba, ben yapmadım, yapamadım. Benim yeteneklerim orada değildi baba. Neymiş o? Zehir gibiydin. 7 yaşında hakim indirdi. O kürsüye çıktığında koca koca adamlar kulaklarını böyle açıp dinliyorlardı seni. Nasıl da iftihar ederdim seninle. Ama hiç demedim bana. Neyim? Benle gurur duydun. Ben öğrendim ne yapayım. Baban için dua eder misin? Ederim. Yardım edin lütfen. Esra Bey hazırsanız 10'dan geriye sayın lütfen. Buyurun sayın. 10. 9. 7. On numara bistri. Başlıyoruz. Ya nerede bu adam? Ay
inanmıyorum Nazlı. Buldum şimdi Ezgi Yumurtacı. 2 yıl önce kaybolmuş. Kayıp aranıyor kağıdı var. Nasıl yani? Babası değil miymiş Burhan Bey? Of, hayır değil. Ya nerede bu adam? Ya sen niye bir şey yapıyorsun ki? Tanju Hoca polisle zaten kapatıyorlar çıkışları. Bak kendi başına bir şey yapma lütfen Nazlı. Bu burada şey, Gül'ün hemen söyle lobiye gelsinler çabuk. Tamam söylüyorum Nazlı, bak sen kendi gel. Burhan Bey. Nereye? Hava alacaktım. Hava mı alacaksınız yoksa kaçıyor musunuz? Ne kaçması canım, niye kaçayım? Bize yalan söylediniz çünkü. Ezgi kızınız değil. Tabii ki de benim kızım. Ben geleceğim sonra. Hop 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 hop. Kaçırdınız kızı. Biliyoruz. Bir şey bildiğin yok. Sokakta buldum ben onu. Hayatını kurtardım. Aşığım ona. O da beni seviyor. Canavarsın sen. Bebeğimize ne olacak? Ona da mı acımıyorsun? Çocuk senden mi? Beni sevdiğinin kanıtı işte. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Kızı zorla tutuyordun. Bak hayatımda hiç şiddete başvurmadım ama senin şimdi burada ellerinde bu. Nazlı. Çabuk çabuk çabuk. Eller arkaya. Hadi. Ben olmaz. Hadi. Ben olmazsam ölecekti. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Ezgi. Ezgi. Olay anlaşıldı. Bebek hastalanmış ama olay ortaya çıkar diye hastaneye götürmemiş. Zavallı Ezgi de bebeğin ölümünü izlemiş ta ki... Yangın. Yardım çağrısıymış. Aynen öyle. Bebek götürünce birileri gelir ona söylerim diye. Yangın çıkartmış. Ya bu dünya nasıl bir yer oldu böyle be? Kadınların çığlıklarının duyulabilmesi için yanmaları mı gerekiyor? Duray'ı kaldırıyorum. Beyni çok şişmiş. Doruk, stimülasyona başlıyoruz. Başlayalım. Baba, beni duyuyor musun? Bağırma. Uyanmış. Şimdi konuşma merkezinizi bulacağız Zülfü Bey. İyi gidiyorsun baba. Bak ben de buradayım. Bağırma. Otomatizma. Dikkat. İyi gidiyor. Stimülasyon lütfen hazır. Hadi. Hava ne görüyorsun? Televizyon. Şimdi? Göz. Ya bu? Gofret. Burada değil. Devam ediyoruz lütfen. Bu. Burada da değil. Devam lütfen. Devam lütfen. Teknik bilgisi gerçekten inanılmaz. Ama 2 santim şöyle, 3 santim böyle. Tıkandı. Çok vakit kaybetti. İdare ediyor arkadaşlar ama tanımadığı bir ekiple çalışırsa hayatta yapamaz. Tanımadığı bir yerde de. Ali otizmli. Farkındasınız değil mi? Yani otizmli olduğunu biliyorsunuz değil mi? Evet de pratikte bu kadar zorlanacağını hiç düşünmemiştim. Zorlandığı falan yok. Ağır ağır yapıyor ameliyatı. Yani acele etmesini gerektirecek bir durum mu var ameliyatta şu anda?
Merhaba. Merhaba. Annesini görsün istedim. İyi yaptın, gel. Ne oluyor? Antibiyotik başlamıştı. Ne oldu? İyiydi. Satürasyon 60. Nazlı bir şey yapalım. Sessiz, annesi duymasın. Tamam, makineye bağlı hemen. PRS1 kas spazmı için, bir de laringoskop. Çabuk entübe edeceğiz, çabuk. Emin misin? Önce bir ultrasonuna bakmasak mı? Ultrason nerede? Çabuk. Hızlı. Hızlı, 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 hızlı. Sıvı var. Menajda ballı iltihap birikmiş. Göğüs tüpü takmamız lazım. Ölebilir kanamada. Ama bir şey yapmazsak da boğulacak. Gelmesin diye. Ezgi Hanım. Bakacağım. Tamam Ezgi Hanım, tamam, sakin. Oğlunuzu çok sevdiğinizi biliyorum. Onu kurtarmak için ne yaptığınızı da biliyorum. İkiniz de sağ salim çıkacaksınız buradan, tamam. İkinize de zarar gelmesine izin vermeyeceğim ama şimdi onunla ilgilenmem lazım, lütfen. Lütfen sakin. Tamam. Hadi başlıyoruz, 10 numara. Umarım sıvı yoktur. Umarım kurudur. Satürasyon 50. Nazlı, hadi, hadi, hadi. Tamam, bir dakika, tamam. Hadi. Ferman Hoca'yı çağır. Tek yapamıyorum, Ferman Hoca'yı çağır. Kusura bakmayın. Acil bir görüşme yapmam gerek. Baba, neydi kelimeler? Şimdi ezberledim. Güvercin, kalp, beyaz. Çok güzel. Çok iyi gidiyorsun. Nereye gidiyor? Bulduk. Bulduk. Simülasyonu durdur lütfen. Tamam, ben de. Tamam be. Çok az kaldı baba. Şimdi bitiyor. Yine genel anesteziye geçiyoruz. Uyuyacaksın şimdi. Fiber optik entübasyon lütfen. Beyin yüzeyini koruyoruz, tamam mı? Bipolar forceps. Ali Bey, şu anda bir kanama olsa nasıl durdurdunuz? Ne kanaması? Kanama falan yok. Nerede kanama? Hipotetik olarak soruyoruz. Hipotetik. Lütfen doğru soruyu sorar mısınız? Hangi arterde kanama ve ne şiddette kanama, tamam mı? Böyle sorun lütfen. Tümörün sardığı akar. Karotit. Kleplerim. Endoskopa kan dolarsa? Vakumlar kleplerim. Vakum yeterli gelmezse ne olacak şimdi? Hüseyin ne oluyor? Bir şey yok. Bir şey yok baba. Hüseyin ne oluyor? Bir şey yok baba. Beyefendi, ameliyattan sonra devam edemiyor mu bu sınav? Tamam. Hüseyin ne oluyor Hüseyin? Bayıldın, hemen bayıldın. Hüseyin ne oluyor? Kanama. Ali. Hüseyin ne oluyor? Ali, bir şey yap. Lütfen, lütfen. Otomatizma. Baba sakın kıpırdama. Bayıldın, hemen bayıldın. Bayıldın. Ali. Tamam. Baba sakin. Durun. Tamam. Ali bir şey yap, Ali. Bir şey yapmamız lazım diyorum. Ali, Ali. Düşün, hadi. Ali sen. Evet, nedir? Hocam, göğüs tüpü takmamız lazım. Tak Nazlı, daha önce takmadığın şey değil. Nesi farklı bu bebeğin? Al bistürüyü eline, çabuk hadi gönder. Önce keliği tak. Derinin altına iğneyi yerleştireceksin, ufak bir kesi atacaksın, hadi. Amaç ne? Zarı hafif açıp içine boşaltmak ama ciğeri dermemem lazım. Güzel, yavaş yavaş başla. Yapamam. Nazlı, çocuk ölüyor şu an, ne yapıyorsun? Satürasyon 40. Nazlı, vakit yok. Başla. Ben yok, gerçekten yapamam. Yapamam. Ver şu numara. Göğüs tüpünü gönder.
Gönder. Nedir? Satürasyon 80. Düzeliyor. Hocam. Ne? Sal evinizde yaptınız. Eninde sonunda bir yolunu bulacağınızı biliyordum. Buldunuz. Oğlunuz iyi olacak. Merak etmeyin. Hemen diyaz yapan ve propofol başlayın, tamam mı? Bir de kanas. Musim Bey, ağzını tutun. Ağzına zarar vermesin. Boğazına bir zarar vermesin. Doruk, yatırıyoruz, tamam mı? Hemen endoskopa geç. Ben de. Soğuk tuzlu su çözeltisi dökeceğim, tamam mı? Siz de uyutun artık. Lütfen uyutur musunuz? Çok kan var. Göremiyorum. Karotit kalıyor. Tümör forsepsi. Oradan ulaşabilir misin? Çok kan var Ali, göremiyorum. Tamam. Tamam, sakin. Ben yavaşlatacağım. Sen tam durduracaksın, tamam mı? Tamamdır. Hadi. Bir dakika. Açıldı küreç. Acil. Aldım. Evet. Tamam. Doruk, endoskopunun ışığını görüyorum şu anda. Kan basıncı 90'a 110. Kanama durdu. Bipolar forceps, al bunu. Tamam, ben de. Evet. Evet. Rezeksiyon bitti sayılır. Üst ve alt kısımları birlikte çıkartacağız aynı anda, tamam mı? Tamamdır. Doruk, hazır mısın? Hazır. Sayıyorum. Bir. İki. Üç. Çıkar. Aldım. Hepsi çıktı mı? Çok güzel. Kaldı mı hiç? Ben bakıyorum. Yok bir şey. Tümör tamamen çıkmıştır. Herkesin ellerine sağlık. Anesteziden tam çıkınca durumu belli olacak. Doruk, sen kapatır mısın? Gururla hocam. Oradaki manşet. Pratikte iyi değil demiştiniz. Nasıl? Pişman mısınız? Son bir değerlendirme yapıp kararımızı açıklayacağız. Merakla bekliyoruz. Hı? İyi işte. Ameliyat iyi geçti. Otizmle birini uzman cerrah yapacaklar ustad. İnsanlar korkuyorlar. Güvenmiyorlar Ali'ye. Neler gördük biz. Bakalım. Yaptım abi. Yaptım. Başardım. Bundan sonra bana hoca demek zorunda değilsin. Beyse bey. Sana iyi bir şey demek istediniz. Teşekkür ederim. Sen yine de o kadar sevinme. Mülakatın kötü geçmiş, duydum. Yani karar belli olmaz. Bir eşiği geçtin ama... daha yolun başındasın Ali.
hakkında hayırlı olsun. Ali! Ferman hocam. Sol elimi kullandım. Ben de tek başıma ameliyat yaptım. Nasıl geçti? Hocam çok güzel, mükemmeldi. Ali tamam, başımı döndürüyorsun artık ama yeter. Hocam ama çok mutlu. Ali tamam abi, dur, başım dönüyor. Ya dur ya. Dur. Tamam. Temkinli olacağız. Tamam. Kurul bu, sağ solu belli olmaz. Tamam. Bir dakika. Siz niye sol elinizi kullandınız ki? Nazlı bakıyordu o vakaya. Bir anda yapamam dedi. Strese girdi, ben de anlamadım. Devralmak zorunda kaldım ama yaptım. Ama bu haksızlık. O bana hep yardım ediyor. O zorlanınca ben ona yardım edemiyorum. Bu haksızlık. Bu en güzel günlerimiz. Nasıl diyordunuz siz? Evde yokum ben. Dön eve. Siz de mi geleceksiniz teklifimdeki gibi? Ali o bir tesadüftü. Ayrıca içine sinmediyse git. Bir daha evlenme teklifi et. İstediğin gibi. Kurulun önünde ameliyat yaptın. Boru mu? Boru mu? Boru mu? Ali hayatta bazı şeyler değişiyor. Unutma. Oraya git. Ali'nin ne yapabileceğini göster. Yüzük de aldım zaten. Çok romantik şeyler yaşatacağım sevgilime. Gidiyorum. Ama kurul? Dert etme kurulu. Onlar önce kendi aralarında toplanacaklar. Ben haber vereceğim sana. Git. Merhaba. Ezgi Hanım. Sizi çok görmek isteyen bir bey vardı. Artık tutamadık. Hem de çok yakışıklı bir bey. Oğlu. İyi değil mi artık? Siz çok güçlü bir insansınız. Oğlunuz çok şanslı. Helal olsun size. Benim şimdi gitmem lazım. Görüşürüz. Hemşire Hanım gelecek. Teşekkürler. Canım. Canım oğlum. Oh, annem neler göndermiş, neler baba. Aa, gül suyu. Tabii. Çilek reçeli, en sevdiğinden sabunun, vallahi her şeyi göndermiş baba. 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 Duyuyor musun beni? Baba. Duyuyor musun beni baba? Gel. Hocam. Hocam. Anesteziye reaksiyon vermemiş. Hocam çok kanaması vardı. Ondan ama... Amigdala'ya zarar verecek kadar değil. Kendi başına nefes alıyor. Durumu stabil. Niye hala uyanmıyor? Hocam beklemekten başka çaremiz yok. Ama iyileşecek, inanıyorum. Yani beyin bu sonuçta. Tamam, değil mi? Teşekkürler. Baba. Hadi uyan baba. Ha? Hadi be baba.
Prenses Hanım. Kim, ben miyim prenses? Evet, majesteleri. Acilen bu adrese bekleniyorsunuz. Ne bu? Açı. Saçını yap bence. Deli. Şu ileride galiba. Orada bir şey yok ki abla. Ama sevgilim burayı söylemiş. Biz bir gidelim bakalım. Hoş geldin. Hoş buldum. Romantik gibi şey hazırladım, yemek. Şaşırdın değil mi? Buyur, lütfen. Peki. Lütfen. Şunu alayım. Hop. Bir şey mi oldu? Yok yok, yani yok, ondan değil. Ben müzik açayım o zaman. Hı hı. Evet. Olmadı. Hı? Aa, o tutluk yapmış. Tamam. Hayır, aa, tamam, tamam. Onu sürmesin. Tamam, olmasın, tamam. Olsun. Özür, kusura bakma. Tamam, tamam, bir şey yok. Kusura bakma. Şu, i̇şte toparlayayım ben yine de. Ali, bu dökülmedi. O hiç hiç önemli değil. Tamam. Boş ver. İyi misin sen? Ben iyiyim. Tamam. Önemli değil. Müzik olmasa da olur. Tamam. İyi, peki. Ay. Romantik bir yemek olmuşsun istemiştim ama... ben daha fazla her şeyi ben... Hiçbir şeye gerek yok. Nasıl? Ali, sen benim rüyalarımın prensisin. Ben? Hı. Rüyalar prensi. Hepsini rüyamda gördüm. İnanamıyorum ama... her şeyi, hepsini gördüm. O yüzden böyle sabahtan beri panik atak geçirecek gibi oluyorum. Düşünüyorum, evlenmişiz, bir bebeğimiz olmuş. Nasıl yapacağız? Sonra bebek hastama da bakamadım. Böyle kilitlendim kaldım. Ama hepsini unuttum. Ben seni görünce her şeyi unutuyorum. Ben de çok stresliyim. Bu kurul ne diyecek, nasıl bir yanıt verecek, nasıl bir cevap verecek bilmiyorum. Kafamı çok karıştırıyor. Ama seni görünce ben de bunları unutuyorum. O zaman... Hadi.
Telefon. Dur bir dakika. Yok buradaydı. Açmam lazım. Alo Ferman hocam. Ne? Tamam. Kurul karar verecekmiş. Koş. Hadi. Tamam. Çok iyisin baba. Bütün tümörü çıkarttık. Sen mi çıkarttın? Beceriksiz. İki tane resim gösterip bu diye bunun için teşekkür bekliyorsun utanmadan. Ne geldiyse başıma senin yüzünden geldi zaten. Benim yüzümden mi? Tabii senin yüzünden. Sen babanı bırak, hak yolunu bırak, doktor ol git el alemi kafasını kes. Ya Rabbim de tümörü böyle verir babana işte. Onu bile beceremedim, beceriksiz. Ben sana daha ne diyeyim? Şimdi değişmiyor işte, değişmiyor. Aman, zehir gibiydin dedin ameliyattan önce. Korkudan ne dediğimi biliyor muyum ben? Defol git buradan, gözüm görmez seni. Defol. Çık hadi. Hanım. Buyurun. Ben... Ben sizden... Ben biliyorum, bir şey söylemenize gerek yok. Hayır, bilmiyorsunuz. Babam. Ben sizden hoşlanıyorum. Şimdi ya. Oo, ne güzel olmuş böyle. Ben de giyinip gelseydim keşke. Hayır yok biz... neyse hocam. Niye çağırmışlar? Bir şey duyduk mu? Ne söyleyecekler? Bir şey söylemiyorlar da. Bilgi vermediler. Sen bir gel. Biz iyi hazırlanalım. Çıkar ceketi, çıkar. Birazdan çağırırlar.
Hele onaylamasınlar bakalım. Ben biliyorum o zaman ne yapacağımı. Hayır, bu çocuk daha ne yapsın? Ali Bey, buyurun. Doktor Ali Vefa, sizi uzun süredir takip ediyoruz. Mesleğe başladığınızdan beri birçok hayat kurtardınız. Genç yaşınıza rağmen literatüre katkıda bulundunuz. Ama birçok eksiğinizin olduğu da aşikar. En başta iletişim, sonra artık kronik hale gelmiş bir disiplin sorununuz var. Hakkınızda davalar açılmış. İşe duygularınızı çok fazla karıştırıyorsunuz. Bunlar büyük eksiklikler. Bizim onları en kısa sürede gidereceğinize inancımız tam. Doktor Ali Vefa, başvurunuzu onaylıyoruz. Artık uzman bir cerrahsınız. Cerrah mı oldum ben yani? Ha, uzman mıyım ben artık? Cerrah mı? Arkadaşım, anlamıyor musun? Doktorlar zaten hastayla ilgileniyor. Git, git buradan. Burada yerin yok. Kapısından sokmadılar beni bu hastaneye. Olmaz dediler. Herkes karşı çıktı. Bana inandı. Teşekkür ederim hocam. Sizin sayenizde. Adil Hoca adına takacağım. Sana hepimizden önce güvendi. Unutma. Hepimizin hayatı değişti. Eğer burada olsaydı seninle çok gurur duyardı. Onu çok mutlu ettim. Hoş geldin kardeşim. Sen olmasan hiçbir şey yapamazdım.
sana ne aldım? Açsana. Hani bana doktor olacağım demiştin ya. Bak, şimdi aletlerin var. Bak abicim, kim nelerse desin, kimseye dinleme. Çünkü sen aramızdaki en akıllı kişisin. Doktor olacaksın sen, tamam mı? İleride bana bir şey olursa, sen kurtaracaksın beni. Söz mü? Aferin sana. Oldu.